Hello everyone. Avustralya'nın en natural, en düzensiz ve en dobra kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle video yapacağız. Niye en düzensiz dedim? Bu arada şöyle görebilirsiniz. O okuldaki worksheet kağıdımın önüne konuşacaklarımı 2 dakika içerisinde yazdım ve videoya başlıyorum. Biliyorsunuz çok uzun zamandır video çekmiyorum. That's why I said I'm so düzensiz. Sebebi tamamen yani video çekmiyorum aga. Niye bilmiyorum yani. Yani çok çalıştığım için olabilir. Sıkıntılar var. Her videoda söylüyorum. Sıkıntılar var. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Ama sıkıntı yok. Bugün sizdeyim ve bilgiler geliyor aga. Geliyor. Sıkıntı yok. Bir ay geç geliyor ama geliyor. Sonuçta ne yalan var ne dolan var bizde. Sıkıntı yok yani. Neyse. Bu arada ne yaptığımı söyleyeyim bu arada. Geçen videoda biliyorsunuz ev hakkında video falan çektim. Evi değiştirdim. Burası yeni evim. Şu an kamerayla gösteremiyorum size ama kameram tripodta. Video çekmemin sebebi de $6 tripod aldım. Bu sebeple çekiyorum. Yani neden arıyorduk? Bulduk diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bu videonun konusu Avustralya'da vize uzatma. Biliyorum yani bu videoyla alakalı, yani bu konuyla alakalı çok video yok çünkü ben Avustralya'ya gelmeden önce araştırıyordum işte bu konuyla alakalı video bulabilir miyim, işte Avustralya'ya gidiyorum 6 ay vizem çıktı ama 6 ay sonra ne yapacağım aga, yani vize istiyorum, uzatmak istiyorum, anladın mı, burada kalmak istiyorum. Tabi fikirleri değişenler de var. Buraya gelip fikir değişenler de var. Benim bazı arkadaşlarım işte Anıl var, o Türkiye'ye dönecek, ondan sonra ya birkaç arkadaşım da var Türkiye'ye döneceğim diyor ki dönenler de var. Gelip burada yapamayanlar da var arkadaşlar. Yani burası güllük gülistanlık değil, yanlış anlamayın da. Hani ben söylüyorum her gün gelin gelin de, yani gelip de dönenler var. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben kaç yıl vize aldım onu söyleyeyim size önce. Benim vizem ortalama 3 yıl, düz 3 yıl yiyorum ben. Çünkü 2026 Ekim'in sonuna kadar, doğum günüme kadar falan işte bir vize aldım 31 Ekim 2026'ya kadar. Vize süreci nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bir şeylerden hafiften kullanmaya başlamıştım geçen Eylül aylarında. Dedim ki ya çok fazla böyle bir çok öğrenci görüyorum etrafta. Sürekli birileri geliyor. Yani bu vize uzatmayla alakalı bir şeyler yapacak devlet bu sene kesin. Çünkü yaptırım olması gerekiyor artık hissediyordum. Sonra vize uzatmama yaklaşık benim, yani vizemin bitmesine benim yaklaşık 2,5 ay falan vardı daha. 3. ay, 2,5 ay, 3 aya yakın zaman vardı. Ben işte danışmanlıkla, bu arada Hubedu danışmanlık firmasıyla çalıştım. Simon Bey'in firmasıyla. Derya Hanım yardımcı oldu bana. Şimdi ben yazdım kendilerine. Dedim böyle böyle size çalışmak istiyorum. Evrakları gönderdim. Zaten ben çok öncesinde gönderdim evrakları. Hazır bulunsun başvuru yapacağım zaman hiç uğraşmayayım diye. Bütün evraklarımı yolladım. Yolladığım evraklar nelerdi? Pasaportumu yolladım. İşte Türkiye'deki transkriptimi yolladım bu okul, üniversite olanı. Onu İngilizce olacak şekilde. İşte başka pasaportumu, transkriptimi yolladım. Sanırım daha fazla bir şey yollamadım, o kadar. Çok bir belge istemiyorlar çünkü. Önemli olan işte birkaç belge vardı. De işte vize formu var, onu doldurdum. İşte aşama aşama anlatayım size. Ben işte kendileriyle iletişime geçtim. Kendileri bana evrakları söylediler. Bunları toplamalısın diye. Ben de sordum, dedim ki hani 3 ay önceden, 2 ay önceden başvuru yapacağım. Bunun bir sakıncası var mı? Yok dediler. Ben de dedim tamam, o zaman başvuralım. Ben istemiyorum yılbaşından sonrasında kalmasını. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Bana öncelikle evrakları gönderdiler. İlk aşama bu arkadaşlar. İlk aşama firmayla iletişime geçiyorsunuz, uzatacağınız firmayla. Daha sonra bu firma size evrakları, yani firmayla konuştuktan sonra, kafanıza yattıktan sonra bu firma, ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşama firmaya evrakları gönder, firma size evrakları gönderiyor. Gönderdiği evrakları inceliyorsunuz ve topluyorsunuz. Aynı işte Türkiye'deki gibi ama daha kısa sürüyor. Zaten bu evraklar hali hazırda elinizde var. Peşine üçüncü aşamaya geçiyorsunuz. Üçüncü aşama şu. Okul size bir teklif sunuyor 3. aşamada. Evrakları gönderdiniz, okul seçimi için size teklifler geliyor. İşte şu okul şu kadar para, bu okul bu kadar para, sen bunu okumak istiyorsan bu falan filan.
Sen onun arasından okullarını seçiyorsun. Diyorsun ki 3 ay işte dil okulu alacağım, işte peşine 2 yıl sertifika programı alacağım. Onları seçiyorsun. Daha sonra sana total bir parayı çıkartıyor ve sağlık sigortan çıkıyor. Üçüncü aşama bu. Hepsini görüyorsun yani burada. Dördüncü aşama bunları ödeme. Dördüncü aşamada okul parasını ve sağlık sigortasını ödüyorsun, gönderiyorsun danışmanlığa. Danışmanlık ödemeyi yapıp COE belgelerini aldıktan sonra, yani bu okuldan gelen kabul belgelerin işte ve sağlık sertifika belgen geldikten sonra sana haber veriyor. Diyor ki geldi belgelerin, işte artık biz başvuru yapacağız. Beşinci aşamada mıyız? Beşinci aşama galiba. Beşinci aşama, aynen. Dört de olabilir, unuttum. Son aşama diyeyim direkt. Son aşama danışmanlık başvurunuzu yapıyor. Daha sonra danışmanlık size diyor ki başvurunuz onaylandı, ya da onaylanmadı. Benim başvurum 10 saniye, 20 saniye gibi bir sürede onaylandı bana söyledikleri kadarıyla. Çünkü başvuruyu yapmışlar, sayfa yenilenmiş, benim vizem gelmiş. İşlemler bunlardan ibaret. 1. Danışmanlık firması bul. 2. Danışmanlık firmasının sana gönderdiği evrakları incele. 3. Danışmanlık firmasının gönderdiği tekliflerden okulunu seç. 4. Okulun parasını yatır. CEO'yu belgen gelsin. 5. Danışmanlık başvurunu yapsın ve vizeni al. Bu kadar basit. Tabii ki bu sürece dikkat edilmesi gerekenler arkadaşlar. Lütfen ben yaptığım gibi söylüyorum. Çalışma saatlerinize uyun. Ben çalışma saatlerime uydum. Hala da uymaya devam ediyorum. Suça karışmayın. Okulunuzu çok aksatmayın. Dilinizi bakın. Altını çiziyorum. Buraya geldiğinizde diliniz, sayıyorum ki B3, B4 seviyesinde başladınız. Beni ilgilendirmiyorlar da başladınız. Ama yükseltin. Bakın devletin, ben birazdan o konuya geçeceğim. Dil konusunu üstüne düşün. Buraya gelip de dil öğrenmeden giderseniz kazandığınız 200-300 bin lira parayla Türkiye'ye dönersiniz. Türkiye'de de bir bok olmaz sizden aga. Ben söylüyorum size. Dil öğrenmediniz, 300 bin lira para yapmış olursun en baba. Türkiye'de iş aradın, adam der ki Avustralya'ya gittin. Ne kattın kendine? Hiçbir şey. Dil yok. Gelişim yok. Bir şey yok. Abi ben yurt dışında eğitim aldım, bana fazla maaş ver. Bak maaş. Abi İngilizce konuşacaksın ki adam diyecek ki adam yurt dışına gitmiş, oranın kültürünü görmüş, geliştirmiş ve şimdi geri geldiğinde dilini de geliştirmiş bu adam. Tamam abi, bu adam artık farklı bir insan yani. Türkiye'deki diğer öğrencilerden farklı bir adam. Bu adama tabii ki de biz vereceğimiz para değişecek. En azından sen kendini pazarlayabileceksin, öyle söyleyeyim sana. Neyse, diğer konuya geçiyorum. Vize konusu bu kadar basitti arkadaşlar, benim için yani. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Ben sadece aşamaları söyledim size, bilmeyenler için. Daha sonra yeni gelen yasa var abi, bu yani yasa daha yürürlüğe girmedi ama sokmayı planlıyorlar Avustralya buna, hükümeti. Kanun şu abi, artık dil seviyesini geliştirmeyen öğrenciler Avustralya'da uzun süre kalamayacak abi. Dil okuluyla buraya gelebilirsin. Buna senden şart istemeyecek, 6,5 hayat şartı işte ya da bir dil şartı. Ama daha sonra uzatmak istiyorsan mecburen 6,5 IELTS yapacaksın. Ya da 5,5, tam hatırlamıyorum. 6,5. Barajı yükselttiler diye biliyorum sadece. Yapacaksın abi. Çünkü adam diyor ki dil bilmiyorsan nasıl burada bir business school olacaksın yani. Ya da üniversiteye gideceksen dilini geliştireceksin. Bunu benim danışmanlık firmamda Simon Bey de sürekli söylüyor. Dil geliştirmek bu ülkedeki en önemli şey. Buraya gelme amacın bu. Buraya geldikten sonra paranın hırsına bu şeyine kapılıp gidersen dilini geliştiremezsin arkadaş. Bu kadar basit. Şöyle, çalıştığın yeri yabancı yer bulursun, orada geliştiriyor olursun. Derim ki hem para yapıyorsun hem çalıştığın dilini geliştiriyorsun benim gibi işte. Ben zamanında marangozda çalışırken o şekilde oldu. Tamam derim baba, okey. Yani çalış, paranı yap, yanında dilini de geliştir. Mükemmel. Mükemmel. Anladın mı kardo? Ama dersen ki ben geldim buraya, işte girdim, çalışıyorum, dil okul benim için çok önemlidir falan. Abi 6 ay sonra mecburen sana goodbye diyecek bu devlet. Yani tabii ki bu, ben garanti konuşmuyorum ama deme ihtimali bize göre ve diğer insanlara, dilini geliştiren insanlara göre daha yüksek olacağını söyleyebilirim. Hayatının devamını yurt dışında, hayatının geri kalanını yurt dışında devam etmek üzere dilini geliştirmek zorundasın kardeşim. Çok fazla canınızı sıkıcı konuşmak istemiyorum. Yani sadece önerilerim bunlar. Onun dışında yeni gelen bir şey yok. Yani bu şekilde devam ediyor. Benim hayatım nasıl gidiyor? Beni işten çıkardı patron. İşim yok. İş arıyorum. Sonradan fark ettim. İş bulmak çok kolay değilmiş. Uber'de çalışıyorum şu anda. Uber ne durumda? Bok. Yani aga bak, ben 7 aydır çalışıyorum. Ben Uber'de güzel para yapıyorum. Allah var. Yani
Ben demiyorum ki kötü para yapıyorum. Güzel para yapıyorum. Bak Allah var. Yani ortalamanın üzerindeyim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Kardo. Yeni gelen insanlar yani 30-40 doları göremiyorlar. Yani yakında şöyle bir video yapmayı planlıyorum kafamda. Content var. Yeni gelen bir arkadaşımız var. Türkiye'ye dönmek isteyen bir arkadaşım var. Geldi 6 ayını geçirdi. Yenisi yeni gelen bir arkadaşım. İkisine tecrübelerini sizinle paylaştıracağım. Yani onlara soracağım. Yani sen niye gidiyorsun? Sen ne buldun Avustralya'da? Beni zaten biliyorsunuz. Ben kopil gibi takılıyorum burada. Çok acele etmiyorum. Güzel bir iş bulmak istiyorum. Yani İngilizcem artık geçmişe göre bayağı iyi durumda. Bana kalırsa. Yani başkalarına kalırsa bilmiyorum. Okuldakiler benim İngilizcemin iyi olduğunu söylüyorlar. Almost I will be I3 moruk. Yani I3 olmam az kaldı. Upper intermediate seviyesine gelmeme. Bakacağız. Göreceğiz. Kimin dili daha iyiymiş. Onun dışında yeni evim güzel. Sitede buldum. Swenson Street'te. Baba mükemmel bir evde kalıyorum. Allah nazar değmesin. Çok konumu güzel bir yer. Çok da yüksek bir kira vermiyorum. Yani çok uğraştım tutmak için. Hele kolay değil yani moruk burada ev tutmak. Ev vlogu yapacağım. Yani ünlüler gibi. O kadar ünlü olmasam da. Gitgide büyüyoruz, bir de öyle bakmak lazım. Niye? Çünkü Avustralya'nın en dobra kanalıyız abi. Ne var abi yani? Soruyorsunuz, söylüyorum. Yani yalan yok bizde. İşte işten geldim. Saat yaklaşık 13 falan. Arkada görüyorsunuz, cips aldım kendime. Cips yiyeceğim. Bu yani spora başlayacağım pazartesi. Pazartesinden önce bir öyle takılıyorum. Öyle moruk yani. Yapacağız bir şeyler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani vize uzatmayla alakalı bir şeyler söyledim. Yeni eve çıktığımı söyledim. İşten çıkarıldığımı söyledim. Yeni iş aradığımı söyledim. Başka işte yeni gelen kanunu söyledim. İngilizcenin ne kadar geliştirmek gerektiğini söyledim. Özet gelmek gerekirse. Valla son zamanlarda çok soru geliyor ev bulmayla alakalı. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim. Bak son çektiğim video çok yararlı olmamış olabilir. Sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Lakin yani bir tane video çeksem ne yapsam anlamadım ki bununla alakalı. Neyse siz geri dönüş yaparsınız bununla alakalı. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Oğlum, bu tripod bayağı iyi oldu. Baksana yukarıdan bakın kendine. Saçlarını uzatacağım bu arada. Öyle televizyon aldım kendime 200 dolara. Sıfır. GBI-Fi'den moruk. Fişek. Kasıyor. Olsun. Ama sıfır yani. Anladın mı? Kendimi iyi hissettim. Öğrenci olarak burada gidip gidiyorsun. Ver bana bir televizyon abi. Türkiye'de yaparsın. Öğrenciyken alırsın kendi evine bir televizyon. Onun dışında marangoz olmanın faydaları görüyorsunuz. Şöyle kendi mutfak dolaplarımı kendim yaptım. Şu büyük dolaplar falan hepsini ben kendim yaptım. Bu da marangoz eskiden marangoz olmanın avantajları. Şimdi değil aga. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.